Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde size for döngüsünü anlatmaya çalışacağım. Örnek bir uygulama geliştireceğiz anlatımımızla birlikte. Burada gördüğünüz gibi kara şimşek uygulamasını yaptık. Bunu for ile nasıl daha az kod yazarak gerçekleştireceğimizi şimdi bilgisayar ekranımızdan size göstermeye çalışacağım. Bilgisayar ekranımıza geldik arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi devremizi bu şekilde kurduk. 5 adet LED bağlantısını sağladık. 220'şer ohm dirençlerle burada 5. pinden başlayarak sırayla dijital pinlerimize taktık. Diğer bir bacağı da direkt breakboard üstünde eksi kutbuna taktık. Şimdi hemen kod bölümüne geçip size anlatmaya çalışalım. Böyle bir uygulamaya gördüğünüz şekilde yazabiliyorsunuz. Şöyle baktığımız zaman zamanla ilgili bir değişken atadım. Bu süreyi ayarlamam için oldukça büyük bir kolaylık sağlıyor. Burada zaman değişkenini yerleştirdiğim zaman istediğim değeri hemen ayarlamam mümkün oluyor. Setup bölümünde ise pin modlarımızı hemen tanımladık. 5. pinden başlayarak 9. pine kadar output olduğunu bildirdik. Seri ekranımızı başlattık. Bu seri ekranı birazdan ekrandan okumaya çalışacağız. Şimdi böyle bir uygulama için gördüğünüz gibi her bir LED için 4 satır kod yazıyorsunuz. Toplamda 20 satır yapıyor. Tekrar geri dönüşü içinde 20 satır eklediğinizde tamı tamına 40 satır kod yapıyor. Biz burada bu satırları azaltıp for döngüsüyle işimizi oldukça kolay hale getireceğiz. Hemen bunu yorum satırı haline getirelim. Normalde kodumuz bu şekilde. Fakat ben bu kodu kısa yoldan for döngüsüyle yapmaya çalışacağım. Şimdi geldik. For döngümüzü açıyoruz. Bir değişken tanımlıyoruz. Buna da i değişkeni diyelim. Burada ilk dijital pinimiz 5. olduğu için ben i'nin değerine 5 diyorum. Arada noktalı virgül var. Şimdi koşulumu ekliyorum. Diyorum ki i küçük. Şimdi 9'a kadar pinlerimiz vardı. i küçük 10 olduğu sürece bu döngü devam etsin diyorum. Ve i'nin değerini döngünün sonunda 1 arttırıyorum. Şimdi ise hemen şöyle süslü bir parantez yerleştirerek kodumuzu yazalım. İlk led'imizi şu şekilde çalıştıracağız. Geldim. Burayı artık i değişkeniyle değiştirmem gerekiyor. i değişkeni burada neydi? 5'e eşitlemiştim. Gelip bir defa dijital pini high yapacak. Bu belirlediğim süre şu anda 100 milisaniye. Bu kadar bekleyecek. Daha sonra bu LED'i söndürüp i'nin ikinci değeri yani 6'ya, i'yi 1 arttırıp 6'ya gelecek. 6 da buradaki koşulu kontrol edecek. i hala 10'dan küçük mü? Evet, 6. değer de küçük. Hemen buraya bu sefer 6'yı yerleştirip bu sefer tekrar devam edecek. i'nin değeri bu sefer 7 olacak. Böyle devam edip en son aşamada i'nin değeri 10 olduğu zaman gelip buradan kontrol edecek koşulda. i'nin koşulu neydi? Diyor ki 10'dan küçük olma koşulu. Küçük olması için burada küçük olduğu sürece dönecekti. Artık i 10'dan küçük olmayacağı için ne yapacak? Buradan döngüden çıkacak. Hemen bu ilk çalıştırmada kodumuzu birden başlayıp 5. LED'e kadar çalışmasını sağlayacaktır. Tabii ki dijital pinlerimiz 5'ten başlayıp biz 5'ten başlatmıştık sırayla. LED'lerimizi sırayla 9. dijital pinine kadar bağlamıştık. Şimdi bu kodu bir defa yükleyip hemen gözlemleyelim arkadaşlar. Kodumuzu yükledik. Ekrandan gördüğünüz gibi güzel bir şekilde sırayla yanıp gidiyor ama tekrar dönmüyor. Şimdi normalde benim bu işlemi yapmam için şuradaki kodlarla tam 20 satır kod yazmam gerekiyordu. Burayı kontrol edelim. Bakın 1. satır, 2. satır, 3. satır, 4. 4 satırda ne yaptık? 20 satırın gerçekleştirmesi gereken kodu 4 satırda hallettik. Şimdi ne yapacağız? Bu sefer bu LED'in sondan başlayıp öne doğru gelmesini sağlayacağız. Ona da yeni bir for tanımlayacağız. Gene bir değer atayacağız bu sefer. Değerimiz 9. pinde olduğu için son 9'dan başlatacağım bu sefer. Hemen geldim. Burada i'nin değeri ne diyeceğiz? İlk değeri 9'du. 4'ten büyük olduğu sürece döngünün dönmesini isteyeceğim. Burada da i'yi
birer birer azaltacağız her döngüde. Şöyle kodumuzu yorumlayacak olursak i değişkenini 9'a eşitledik. 9'dan başlayarak işlemi gerçekleştirecek. Gelip burada koşulu denetleyecek. Koşul 4'ten büyük olma. 9 4'ten büyüktür. Dolayısıyla işlemleri gerçekleştirecek. Hemen bu işlemleri de ekran yazalım burada. Gene aynısını alıp buraya kopyalayabilirim. Çünkü gene i'yi kullanmıştım. Ctrl T ile düzeltelim. İ ne yapacak? Bu sefer 9'dan başlayarak LED'i açacak. 100 milisaniye bekleyecek. Sonra 9. pindeki LED'i söndürecek. 100 milisaniye bekleyip i'nin değerini 1 düşürecek arkadaşlar. Bu sefer 8 olacak i'nin değeri. Gelip burada koşulu kontrol edecek. Hala 4'ten büyük. O halde 8. için yapacak. İşte 7. için, 6. için, en son aşamada 5 için gerçekleştirecek. Sonra 1 düştüğünde 4 olacak. Gelip kontrol ettiğinde 4'ten büyük olma koşulu var bu for döngüsünün çalışması için. Dolayısıyla 4'ü gördüğü zaman döngüyü terk edip döngüden ayrılacak arkadaşlar. Şimdi hemen kodumuzu yükleyip sonuçlarını bir tekrar görelim. Ekranda gördüğünüz gibi arkadaşlar birinci LED'imden başlıyor, sona gidiyor, sondan tekrar dönüyor. Bu dersimizde for döngüsünü anlatmaya çalıştım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada tamı tamına 40 satır kod var. Bu 40 satırın kodun yerini burada ne yaptık? 4 satır burada, 4 satır da burada. Toplamda 8 satırla bu kodu yazmış olduk. İşte for döngüleri işimizi bu kadar kolaylaştırıyor. Başka derslerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.